Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir doğa videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz kamp çantamda ne var olacak? Her makyaj kanalı yapıyor bu tip şeyleri. Makyaj çantamda ne var diye bir video hazırlıyorlar. Ben de neden bizde de olmasın dedim. Ve kamp çantamda ne var videosu hazırlamaya karar verdim. Aslında bu konu takipçilerimiz tarafından daha önce dile getirilmiş. Neden böyle bir video hazırlamıyorsun abi diye. Bu seferki videomuzda kamp çantamda ne var olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar internette çok fazla kamp çantamda ne var videosu dolaşıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Kamp çantasının içeriği ne tür bir kamp yapılacağıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Yani keşif gezisinde kullanılacak kamp çantası başka, doğa gezisinde kullanılacak kamp çantası başka, hayatta kalma, tırmanış, izcilik vesaire vesaire gibi birçok çeşit, çok farklı kamp çeşitleri var ve bu her kamp çeşidi içinde farklı ekipmanlar, farklı donanımlar gerekiyor. Dolayısıyla kamp çantasının içeriği de buna bağlı olarak değişiyor. Bugünkü videoda kampçılığa yeni başlayacak, yeni kamp yapacak arkadaşlar için hazırladığım bir video. O yüzden giriş seviyesinde, temel seviyede tutmaya çalışacağım. Göstereceğim ekipmanlar da keza aynı şekilde. Daha çok konfora yönelik bir kamp çantası olacak. Böyle 1-2 günlük arkadaşlarınızla bir mesire yerinde, bir orman kampında dinlenmeye, kafa dinlemeye gittiğiniz zaman çantanızın içerisinde olması gereken malzemeleri tanıtmaya çalışacağım size. Dilerseniz şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane çantam var. Bu 80 litre bir çanta. Bu çantayı şu anda ismini hatırlayamıyorum. Videoda paylaşacağım. Bir arkadaşımız bana önermişti. Ay bak böyle bir çanta var. Fiyatı çok makul. Onu tanıtır mısın diye. Ben ilk başta çok sıcak bakmamıştım ama böyle bir konu denk gelince bu çantadan alıp sizin için çekmeye karar verdim. Yaklaşık bu çantanın fiyatı 120 lira civarında. Bunun ayrıca incelemesini yapacağım. Dilerseniz şimdi çantamızın içeriğine geçelim. İlk başta çantanın dışından bahsetmek istiyorum. Dışındaki donanımlardan. Perlonlarımızı açıyorum. Gördüğünüz gibi burada çadırımız var. Bu çadırın tanıtımını daha önce yapmıştık size. Yukarıda onun linkini görebilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlar için kamp çantası nasıl, kamp çadırı nasıl seçilir diye. Çadırımız. Burada bir tane sünger matımız var. Üzerine yatmak için kullanacağız. Bu az önce de bahsettiğim gibi biraz lükse düşkün, birazcık daha keyif kampı olduğu için yanımda ben şişme matımı da getirdim. Sünger matı seriyorum. Onun üzerinde şişme matı seriyorum. Gerçekten bir yatak gibi oluyor. Tabii ki matarımız, suyumuz. Diğer gözlere, dış gözlere devam edelim. Yemek için kapkacağım var. Hatta şöyle göstereyim size. Bunlar alüminyum, çok hafif kapkacaklar. Şöyle dikeltelim şunu. Koli bandım. Hayatta kalmak için. Acil durum hayatta kalmak için. Ateş yakmam gerekirse, mangal yakmam gerekirse çıra. Çeşitli ebatlarda poşetler, çöp poşeti veya eşya koymak için kullanacağım poşetler. Yemek yerken kullanacağım çatal kaşığım. Bunun yapım videosunu da seyreden arkadaşlar hatırlarlar. Seyretmeyenler için dünkünü, linkini yukarıda paylaşacağım. Portatif kamp çatal bıçağı. Magnezyum çubuğum ateş başlatmak için. Bildiğiniz gibi bu kırılan magnezyum çubuğumuz. Bunun da yapım videosunu izlemek isteyen arkadaşlar yukarıda görebilirler. Harici bataryam. Gittiğimiz bölgeyle ilgili
Detaylı harita. Fenerim. Çadır içi için aydınlatma, geceliğin faydalanmak için. Evet, çantamın dışı bitti. İçine geçelim şimdi. Yürüyüş yaparsak giyeceğim tozluklarım. Bunlar ayakkabıya geçiriliyor. Bu da kendin yap projesi arkadaşlar. Bu tozluklar da. Bu tozlukların yapımını görmek isteyen arkadaşlar gene yukarıda görebilirler. Paylaşıyorum linkini. Bir orman kampına gideceğimiz için çadırımın içine elektrik çekmek isteyebilirim. Bataryalarımı şarj etmek için. Kameramı, fotoğraf makinemi, telefonumu, tabletimi şarj etmek için. Dolayısıyla orman kamplarında her çadır alanının yanında bir tane dok bulunur. Doktan da çadırlara elektrik dağıtılır. Ben ekipmanlarımı doka bırakmak istemediğim için çadırın içine taşıyabileceğim kadar uzunlukta bir kablo taşıyorum. Bunlar benim kişisel hijyen malzemeleri. Diş fırçam, kremler, güneş kremleri vesaire var bunların içinde. Diş macunu. Şu anda ben bunu çantanın içinden çıkarttım ama bunları ben çantanın dışına takıyorum. Burada acil durum düdüğü ve basit hayatta kalma kitimiz var. Bunun tanıtımını da yukarıdaki linkte görebilirsiniz. Bunu nasıl yaptığımızı, içine nasıl doldurduğumuzu. Bunun içerisinde pusula, su geçirmeyen bir kap düdük, olta, ateş yakma, ateş başlatıcı kit var. Burada da gördüğünüz gibi kupam. Normalde ben bunları dediğim gibi çantanın dışına asıyorum taşırken. Olmazsa olmaz bir miktar halat. Bu parakorttan yapmış olduğum bir halat benim. Aslında bu bir kemerdi. Kemer olarak kullanıyorum ben bunu ama şu anda belime takmadım. Doğaya çıktığım zaman bu belimde oluyor. Bunun da yapımını yukarıdaki linkte görebilirsiniz arkadaşlar nasıl yaptığımı. Tanıtımını da aynı zamanda. Ateş yaktığımız zaman kullanacağımız rüzgar siperliği arkadaşlar. Tabii ki ormanda yangın çıkmasına neden olmak istemeyiz bir orman kampında. Hiçbir yerde. Bu da el yapımıdır. Bu da kendin yap projesidir. Bunun yapımını da gene yukarıdaki linkte görebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış. Olmazsa olmaz benim için en azından birçok kamp severinde vazgeçilmez ekipmanı olan tuvalet kağıdı ve peçete arkadaşlar. Ben her kampta yanımda yedek bir rulo kesinlikle bulundururum. Burada gördüğünüz gibi yedek kıyafetlerim var. Günlük kıyafetlerim, gece kıyafetlerim. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir ihtimale karşı koruyucu kumaş, koruyucu naylon taşıyorum yanımda. Yağmur yağdığı zaman kendimi, eşyalarımı, çadırımı ıslaklıktan, sudan koruyabilmek için bunu kullanıyorum. Bu da benim olmazsa olmazlarımdan. Her kampa bunu da götürüyorum ben arkadaşlar. Çok fazla yer de kaplamıyor ve hafif. Kesinlikle olması gereken diğer ekipmanlarımızdan bir tanesi de çantamızda muhakkak 1,5-2 litrelik bir şişe taşımamız gerekiyor. Mümkünse içine su koymamız gerekiyor. Mümkün değilse gittiğimiz yerlerde kamp alanlarında bulabiliriz. Ama başımıza ne geleceği belli değil. Dolayısıyla 1 litre pet şişe yanımızda olmasında büyük fayda var. Her kampta ben öneriyorum bunu. Taşıması açısından kolaylık sağladığı için ben ocağımı kutusuyla taşıyorum yanımda. Kamp ocağı. Bu tüplü olan modellerinden Nurgaz'ın. Sanırım bunu İpragaz imal ediyor. Tam bilemiyorum. Şu anda tamamen sallıyorum. Nurgaz kendisi üretiyormuş. Her kampta bunu da götürmeye çalışıyorum ben. Çünkü her kampta ateş yakmak yakamıyorsunuz. Özellikle yasak dönemlerde 1 Mayıs 1 Kasım arasında ormanlık alanlarda ateş yakmak yasak.
kamplarda dahil, orman kampları dahil olmak üzere. Dolayısıyla basit yemek pişirmek için kamp ocağım sürekli yanımda olur. Çantamın alt gözünde ise uyku tulumum var. Burada gördüğünüz uyku tulumum ve yastıklarım, şişme yastıklar. Bunların küçük kılıfları da var. Onlar da uyku tulumun içerisinde. Şu anda açmayacağım bunun içini. Ama yastıkları şişirdiğiniz zaman gerçekten bu yastıklar çok konforlu, şişme yastıklar. Söndürdüğünüz zaman da yer kaplamıyor. Uyku tulumunu da çıkartmıyorum, açmıyorum şimdi. Çantanın alt gözünden uyku tulumunu ayırdım. Çantamın içeriği temel olarak bu kadar. Onun haricinde belki ufak tefek bir şeyler lazım olursa onları da yanıma alıyorum. Gerçi bir şeyler unuttum gibi geliyor bana ama ne unuttum hatırlayamadım. Yani şu anda bir şeyler eksik. Ha, mesela şu var. Tabii ki kamp çakımız. Küçük bir çakı, yani böyle basit bir kamp için küçük bir çakı yanımıza taşımamız yeterli. Gördüğünüz gibi bu Opinel olanı tercih ediyorum. Ben 8 numarayı. Bunun tanıtımını ve incelemesini de yine yukarıdaki linkte görebilirsiniz. Şimdi kamp çantası yerleştirmek çok önemli arkadaşlar. En az kullanılanlar en altta, en sık kullanılanlar ise en üste konması lazım. Dolayısıyla şimdi çantamızı ona göre yerleştireceğiz. Uyku tulumunun kendi bölümü var, su geçirmez bölümü var. Uyku tulumu en altta. Uyku tulumumuzu koyduktan sonra fermuarını çekiyoruz. Hemen bahsedeyim arkadaşlar bu çantadan da. Çok fazla dış gözü olmayan basit bir çanta. Dediğim gibi bunu bir genç arkadaşımız önermişti bana. Tanıtımını yapar mısın abi diye. Uyku tulumu gözü ayrı. Normal gündelik eşyaların konduğu göz ayrı. Ama içeride fermuarlı bir bölümle bunlar birleşip açılıp kapanabiliyor. Yanda iki tane küçük cebi var. Bir tane tepede yağmurluk gözü ve normal ufak tefek eşya koyma gözü var. Başka dış gözü yok bunun arkadaşlar. Çantanın içinde fermuarlı bir bölüm var. Görebilecek misiniz oradan bilmiyorum. Cırt cırtlı bir bölüm var. Burada çantanın iskeleti içinde duruyor ve bir köpük malzeme var. Çok başarılı bir çanta değil ama kaliteli bir çantadan kopya edilmiş bir çanta. Dolayısıyla kullanım alanları çok rahat. Bir sürü üzerinde gergi perlonu var, görüyorsunuz. Birçok ekipmanınızı dışarıdan bağlayabiliyorsunuz. Birçok ufak tefek taşıma çantasını bu çantaya dışarıdan bağlayabiliyorsunuz. Şimdi çantamızı yerleştirmeye başlayalım. Dilerseniz. En alta gündelik kıyafetlerimi koyacağım. Çünkü bunlar en az kullanılacak olanlar. Kişisel hijyen malzemelerimi koyacağım bir altına. Ocağımızı yerleştireceğim şimdi. Yedek naylon muşambamız, yaygımız. Ocak için veya mangal için rüzgar önleyen rüzgar siperi. Tuvalet kağıdı. Kampta gündelik kullanım için kullanacağımız küçük bir sırt çantası. Olabildiğince küçük olmasını tercih edin. Sadece içerisine ufak tefek eşyalarınızı koyacaksınız ve kamp alanında ufak tefek turları çıkarken bu çantayı alacaksınız. Ayrıca belirteyim, bu çantanın üzerindeki Frankenstein deseninin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız onun linkini de yukarıda göreceksiniz. Bu videomuzda bir fark ettim ki birçok proje benim projemmiş aslında. Onun üstüne yedek su şişemi koyuyorum. Ara kablomu koyuyorum.
yemek için kullandığım tabak çanağı koyacağım. Onun üstüne de. En tepeye de tozluklarımla halatımı koyacağım arkadaşlar. Tabii şu an çantam boş kaldı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tabii normalde bir kampa giderken daha fazla doluyor bu çanta. Evet, şimdi tepe bölmesine geçelim. Buraya önemli olan haritam var. Haritamı koyacağım ve taşınabilir bataryamı koymak istiyorum. Koli bandım. Ateş yakmak için çıram. Hayatta kalma kitim. Ve çadır aydınlatması. Magnezyum çubuğumu koymak istiyorum en üste. Çatal kaşığım ve fenerim. Bu bölmeyi de kapattık. Hayatta kalma kitimi ve kupamı çantamın dışına asıyorum. Çantanın dışında bunları asmak için gerekli olan yerler var. Onlardan bir tanesini asıyorum. Ve çantamın perlonlarını kapatmaya başlayacağım şimdi. En alta sünger matımı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi buraya sünger matımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu çantada bir sürü perlon var arkadaşlar. Birçok ekipman takmak için. Ama tabii bu basit bir kamp olduğu için hepsini doldurmuyoruz biz. Hepsini kullanmıyoruz. Sünger matımı taktım. Şimdi yan gözleri doldurmanın zamanı geldi. Yan alanları. Perlonu iyice sıkıyorum. Öbür yana da şişme matımı yerleştireceğim. Tepeye de mataramı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamız hazır. Kampa gitmeye, kullanmaya hazır hale geldi. Arkadaşlar, temel bir kamp yapacaksınız. Arkadaşlarınızla hafta sonu veya bir 3-4 gün güzel bir tatil geçirmek istiyorsanız bu tip bir çanta işinizi fazlasıyla görecektir. Bu dediğim gibi başlangıç videosu olmuş olsun. Talep gelme doğrultusunda ilerleyen dönemlerde daha ciddi kamp çantaları ya da daha farklı amaçlara hizmet eden kamp çantalarını sizlerle paylaşmaya çalışırım. Aklınıza gelen bir soru olursa, aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben her zamanki gibi size cevap vermeye çalışacağım. Beğenmediyseniz de videoyu neden beğenmediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Dediğim gibi şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.